Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şöyle daha iyi çekeyim. Karşıda tencerede mercimek çorbası var arkadaşlar. Mercimek çorbasını sen nasıl yaptığımı biliyorsunuz. Havuç, soğan, işte domates, onları kavuruyor. Ondan sonra üstüne mercimeği yıkayıp döküyorum. Onu acele acele hemen koydum, vakit geçiyor diye. Arkadaşlar, bugünlük menümüz bu geçenlerde de yaptıydım, kıymalı makarna, hani böyle kendi şeyinde pişiyor ya, suyunda pişiyor, ondan yapacağım. Rümeysa'nın canından istemiş, oruç tutuyor ya, onun için. Arkadaşlar, şöyle biraz dibine yapıştır malzemelerimi, şimdi doğrayacağım hemen. İlk önce dedim hangisini yapayım dedim, uzun pişir anne dedi, uzun güzel oluyor dedi. Sonra dedim ki uzunu biraz şey yaptım dedim, kızım o da dedim yemesi biraz zahmetli oluyor dedim. O zaman dedi boru pişir dedi, neyse ama onun canı uzun istedi diye uzun yaptım. Sonra dedim ben malzemeyi yıkam getiririm, sen salatayı yap dedim. Tamam dedi, o sırada kendi içeriği süpürüyordu. Baktım şey yapıyor, kafam bir tuhaf oldu diye konuşuyor, salatayı neyse yaptırmadım. Ben geldim yapıverdim, koydum oraya arkadaşlar. Elimi hemen yıkayayım malzemelerimi. Derecesini biraz düşürelim. Malzemelerimizi doğrayalım arkadaşlar. Yeşillikten marul doğradım, karalahana, havuç rendeledim. Ondan sonra maydanoz doğradım. Yeşil soğan doğradım. Salatamı tamamladım arkadaşlar. Geçen hafta da pazara gitmediydim ben, dolabın yüzünden. Çok şükür dolabımız yapıldı arkadaşlar. Hatta bir izleyicim yazmıştı, inşallah bir dahaki videomuzda dolabın yapılır diye. Dolabın beyninde bir şey yokmuş arkadaşlar. Üstünde kartı varmış. O kartı dolabın üstü akmış, biz ilk önce haberimiz yoktu aklından. Sonradan ben fark ettikten sonra üstüne sini koyduydum hani akıyor diye. Ama sineği de hani şey yaptıkça dolmuyordu ağzına kadar hani. Ama bakıyordum yağmur şey oldukça sineği de üstünden şey yapıyorum. Ama ilk zamanlar bilmedik, aktı üstü, yani haberimiz yoktu oranın aktığından. O da akınca kart yuvasına gitmiş. Kart yuvasına gidince ıslanmış. Islanınca kart gitmiş. Ondan dolayı dolap ondan şey olmuş. İşte 2.500 lira dedi dolap. Şey kart sadece. Ben dedim ki ne? Şey geldi, usta geldi. Abi dedim valla az daha dedim siz gelmeseydiniz ben dükkana gelecektim dedim. Niye abla dedi. Dedim abi valla 15 günden beri perişan oldum ya dedim. Yaz olsa ne yapacaktın? Yaz olsaydın dedim valla dedim gidip bir tane derme çakma fark etmeyecekti, dolap alacaktım dedim. Güldü öyle deyince. Ondan sonra ya dolaplar da şöyle arkadaşlar, laftan lafa geçeyim de, biri yazmış demiş ki ne, çok lüksün. Onun için 35 bin liraya dolap. Yani şimdi dolap şöyle 35 bin liraya tamam da 20'ye de var, 25'e de var. Ama o dolaplar eski tip dolaplar. Onlar da ben şey var, küçük içi. Ben büyük istiyorum. İçinin büyük olmasını istiyorum. Çünkü ben yeşilliğimi koyuyorum. Yazın su koyuyorum. Yoğurt mayı alıyorum. Zaten 3 rafı oluyor. Onun için fazla bir şey yapmıyor. Sebzeliğini ancak domatesli, salatalıklı, patlıcandı. Onları koyunca zaten doluyor. Sebzelikten bir şey yok. Hatta kahvaltılık yeri var. Mesela oraya ben kahvaltı koymuyorum. Oraya sadece ben domatesimi boşaltıyorum. Veyahut da yazın salatalığı boşaltıyorum oraya. Yeşilliğimi koyayım. Sığmıyor çünkü. Kahvaltılıktı. Benim peynirim var. Ufak tefek şeylerim oluyor. Sığmıyor. Onun için ben büyük istiyorum. Büyük istediğim için tabii ki büyük isteyince fiyat da yükseliyor. Onun için. Neyse yaptılar. Hatta dedim abi dedim ilk geldiğimde dedim sandalyeye çıktın dedim. Baktın dedim. Dedim ilk geldiğimde dedim şey yapsaydın dedim. Baksaydın oraya dedim. Biz de sen de bu kadar uğraşmazdın. Biz de bu kadar rezil olmazdık dedim. Bilemedik dedim, sen ustasın dedim, sen bileceksin yani arızanın nerede olduğunu. Dolap sinyal veriyor, çalışmıyor ama neden çalışmıyor onu sen bileceksin, usta sensin. Servisi çağırsaydım bu kadar beklemezdim belki, fiyat yüksek olurdu ama belki bu kadar beklemezdim. En azından servis gelseydi nerede arızası vardı onu bilirdi. Eşim illa arkadaşım olsun deyince, o da şimdi Allah var, abdest namazdı yani temiz. Onun için şey yapamadık yani, ona söyledik. Çünkü benim önceki dolabımda da bozulduğunda onu çağırdıydık.
Şimdilik çalışıyor. Dur bakalım. Artık ne şey yaparsa, ne zamana kadar giderse. Beyni sağlam dedi. Beynini getirmişler, geri taktılar. Kartı işte değiştirdiler. Dünden beri çalışıyor. Sildirdim zaten, içini temizlediydim. Hazır her şeyi. Bugün de pazara gittim, geldim. Anca işte ufak tefek eşyaları aldım, geldim. Evde bir şey kalmamıştı çünkü. Yeşilliği bir yana bıraktım. Öbürleri de kalmamıştı. Onun için hemen şey yaptım. Ne onun adı? Eşyalarımı dedim alayım dedim bari dedim. Rabonu soymadım arkadaşlar. Öyle direkt domates kendisini koyuyor. Bu makarnayı bizim çocuklar seviyorlar arkadaşlar. Hoşlarına gidiyor. Onun için devamlı bundan istiyorlar. Bu geçen bir salçalı yaptım. O salçalıyı pek şey yapmadılar. Buna alıştıkları için. Ha illa kıyma olması şart değil ha. Böyle içinde malzemesi bol şey olunca herhalde ondan mı nedense böyle seviyorlar kendi sosunda. İlk yaptığımda öyle Meysa yemeden önce, tadını almadan önce dedi. Anne dedi, bu neci ya dedi, vıcık vıcık dedi. Kızım dedim, o dedim daha dinlenecek. Vıcık vıcıklığı gidecek. Daha o pişmedi ki. Ondan sonra şey yapınca baktı ki ne hoşuna gitti. Şimdi bundan istiyor. Dün yapacaktım. Dün de bir misafir, bir misafir. Allah'ım her zaman misafir gelenlerden eylesin. Ben çok severim misafiri. Her zaman isterim ki evime misafir gelsin. Misafiri çok severim. Dün çok kalabalıktı. Kaç kişi vardı? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kişi vardı dün. Bana illa dedim yemeğe kalın dedim. Yemek hazırlayayım dedim. Aradılar biz geliyor çay koy diye. Yemeğe kalın dedim. Yok dediler. Onun için yemeğe yarım ezana yarım saat kalasıya gittiler. Onlar Osmaniye'den geldilerdi çünkü. Ezana yarım saat kalasıya gittiler. Onlar gitti. Ben de dedim ne yapayım ben şimdi bu makarnayı yapsam yetişmez. Mercimek çorbası yetişmez. Ondan sonra dedim valla o sesimi de Meysa duymuş hatta. Dedim valla en iyisi ben kahvaltı hazırlayayım. Ben zaten hemen iki tane patates doğrayı verdim. Kızartmayı seviyorlar dedim. Soha yoktu zaten. Geceye gidiyor biliyorsunuz. Artık ne zamana su kadar sürerse böyle gece şeyi. Ondan sonra onlar şeydi ne onun adı? Duymuş Meysa, Abdullah geldi. Sonra hemen domates vardı. Onu şey yaptım. Hemen bir soğan doğradım. Bir sarımsak. Derken artık şey oldu. Ne onun adı? İki tane de yumurta kırdım. İçine üç tane. Yumurtayı kırdım mı ben karıştırmıyorum arkadaşlar. Şey yapıyorum. Direkt koyuyorum. Ağzını kapatıyorum. Aslında bunu şuraya alsam iyi olur. Bu mercimek pişti. Sen şöyle olacak. Ay ocak da taşmış. Arkadaşlar sizi de şöyle alalım. Bunda daha çabuk oluyor çünkü. Salatayı şöyle kenara alayım. Şu havuçları da rendeleyim içine. Tanıdık orada. Allah derdi havucu çok seviyor. En çok havucu seviyorum. Tam portakal, mandalina, ondan sonra elma, muz bunları da şey yapayım ama en çok havucu seviyorum derdi.
silmesi de kolay oluyor arkadaşlar. Hemen üstüne yağ sökücüyü sıkı veriyorum. Bezle şöyle sıyır veriyorum hemen. Kiriyor. Baharatlarını da atalım. O günkü şeyden arkadaşlar terbiyeli şeyden paçadan yemek yaptım arkadaşlar. Biz orada şakasına takıldık böyle. Artık yani bırakın şu babaya saygısızlık yok işte kocama çok ağır şeyler konuşan bırakın artık bu lafları. O benim kocam. İster yani birbirimizle kavga ederek ister iyi oluruz. Bu sizi ilgilendirmiyor. Bir sana adam demiş çok gariban demiş. Hani bilmem ne. İçini dışını bilmediğiniz şeyleri hemen burnunuzu sokmayın. Anlamadan dinlemeden neyin ne olduğunu hemen atlamayın lafın içine. Ben dışarıda neyse içeride de oyum. Dışım neyse içimde o. Ben yapmacık değilim. Bunu ben böyle söylerim. Siz artık nasıl anlarsanız. Ben eşime her zaman söylerim bak video çekiyorum mesela diyorum ki ne bak böyle böyle onu bilmiyor mesela bazen de hani gıcıklığına da yapıyor bilmiyormuş gibi halbuki ne biliyor onun paça çorbası olduğunu biliyor yaptığımı da gördü nasıl yapıyorum dedim ben bu sefer yoğurtlu yapıyorum dedim terbiyeli dedim onu biliyordu ama video şey olunca bilmiyormuş gibi böyle şey yaptı orada ne oldu o zaman dedim böyle böyle. Sonra dedim oğlum dedim Mustafa da orada bir laf söyledi ne söyledi hatırlamıyorum. Dedim sus sus oğlum dedim şimdi dedim bu sefer de diyorlar ki ne saygısız babasına saygısızlık yapıyor. Ya biz takılırık kavga ederik dönüşürük şey yaparız hiçbir şey dışarıdan görüldüğü gibi değil bunu hiçbir zaman unutmayın ben bu kadarlık söyleyeyim siz o kadar anlayın. Hiçbir şey dışarıdan görüldüğü gibi değil. Ben dediğim gibi benim içim neyse dışımda o ben dobrayım. Yalakalık da yapmam ben, yapmacık da yapamam. Huyum değil yani. Az çok beni bilenler biliyor. O kadar. Başka şeyimiz yok yani. Sadece eşim bazen öyle şey yapıyor. Adam çok sessiz de hele ben, bir de gelin evde görün bakayım. Adam çok mu sessiz, çok mu şey. Çok sakin, çok sessiz diye yaşamıştım. Oo, bir gün hiç unutmam bizim bir tanıdık vardı Osmaniye'de. Dedim ki ne ya dedim. Ben dedim bir şey söyleyeceğim dedim. Söyle canım dedik. Dedim senin dedim abi yani eşin dedim. Abi dedim ne kadar dedim sessiz, sakin, ağır duruyor. Oo bacım dedi. Sen gel de bir de onu evde gör dedi. Kumandalar dedi havada uçuşuyor. Gerçek mi dedim vallahi dedi. Mesela. Onda dedim gerçek mi söylüyorsun? Gerçek söylüyorum vallahi dedi. Aynen öyle dedi. Mandalar havada uçuşuyor dedi. Bir de gel dedi. Evde gör dedi. Ben gerçekten hiç onun için dış görünüşü aldırış etmem. Dış görünüşüne de aldanmam kimsenin. Çünkü dışarıdan hiçbir şey görüldüğü gibi değil. Bir insan bazı insanlar dışarıdan farklı, içeriden farklı. Benim eşim çok sinirli. Ben o kadar söylemiyorum. Benim eşim çok sinirli. En ufak bir şeyde hemen patlar. Böyle yani şey arıyor gibi hani bahane arıyor gibi. Ama bazen de tabii bunu videoda da belli ediyor. Şeyde de şey yapıyor. Biz aile ortamı neyse o ne pişiriyorsam gizli saklı size bulgur pilavı biz pişirip de videonun arkasında kıyma yemiyor. Ne pişiriyorsam onu çıkartıyor. Ha bugün mercimek çorbası var, makarna var, salata var. Bunu çıkartıyor. Gidip de tutup da şey yapmıyorum yani. Veyahut da burada makarna pişirip de gidip de şey pişirmiyorum ne onun adı. Kebap tavuk kızartıp mazartıp da yemiyorum. Onun için arkadaşlar lütfen anlamadan dinlemeden yorum yazıp karşıdakinin de kalbini kırmayın. Karşıdaki de sizin kalbinizi kırmasın. Arkadaşlar bu kaynasın. Bu kaynadıktan sonra güzelce içine makarnasını atalım. Çorbamı blenderdan çekeyim ben. Ondan sonra
tekrar görüşelim. Arkadaşlar, makarnamızı pişirdik. Şöyle göstereyim bakın. Çok güzel oldu. Böyle yumuşak yumuşak, ben çok seviyorum. Normal bor yapacaktım da Rümeysa uzun seviyor diye geri kararımı değiştirdim, uzun yaptım. Tadından daha iyi. Doğal en azından. Nasıl da yani gümbür gümbür. Şu çaydan da tam o tarafa koy da olur, bir şey olsun. Atelim. Buna koyuyorum sana çorbayı. Bardağını bulamadım ha. Kaseye yanına bunu şey yaparsın. Al, kim aldı bunu? Sen mi aldın lan? Ben. Aldım. Yeter lan, dışarımız mı oldu? Ya bayağı da alıyormuş ha. Yazdan yaptıydım onu da. Domatesli turşu ben çok seviyorum. Bir 5 kiloluk. Tam dolu değildi, ağzına kadar taşmasın diye az koydum. Acemiş zaten. 2 tane de bir kiloluk mu 1,5 kiloluk yaptıydım. Ne onun adı? Birini anama götürdüm. Diğerlerini de biz yedik. Arkadaşlar, bizim bugünlük videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.